Birinci soru. İşlerinin bozulması ile birlikte giderek hırçınlaşan, kendini insanlara kapatan bir fabrika sahibinin öyküsü anlatılıyor bu kitapta. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu cümledeki altı çizgili sözün anlamını karşılar? Altı çizgili söz kendini insanlara kapatan A şıkkı göze gelmek, B şıkkı eli ayağı tutmamak, C şıkkı hali duman olmak, D şıkkı kabuğuna çekilmek. Kendini insanlara kapatan deyimiyle kabuğuna çekilmek aynı anlamdadır. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. O sabah okulun bahçesinde olağanüstü bir telaş ve canlılık vardı. Altı çizili sözcüğün bu cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizgili sözcük olağanüstü. A şıkkı gereksiz, B şıkkı karışık, C şıkkı beklenmedik, D şıkkı keyifli. Olağanüstü, beklenmedik anlamındadır. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru. Yalnızca yaşadıkları dönemde ilgi gören yazarlar da edebiyata hizmet ederler ama usta olamazlar. Romancıların, öykücülerin, şairlerin eserleri zamanın zincirini kırmak zorundadır. Edebiyat işçisini usta yapan budur çünkü. Bu parçada geçen zamanın zincirini kırmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı, çağdaşı olan sanatçılardan etkilenmek... B şıkkı sadece bugüne değil geleceğe de seslenmek. C şıkkı eserlerini planlayarak oluşturmak. D şıkkı güncel konuları ele alan eserler yazmak. Zamanın zincirini kırmak sözüyle anlatılmak istenen sadece bugüne değil geleceğe de seslenmektir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Cıvıldaşır türlü kuşlar bir yanda buz gibi kaynaklar vardır ormanda. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? A şıkkı benzetme, B şıkkı konuşturma, C şıkkı abartma, D şıkkı kişiselleştirme. Evet dizelerde buz gibi kaynaklar vardır. Evet kaynaklar buza benzetilmiş. Bu dizede benzetme söz sanatı vardır. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Romanlar insanı yeni ve mutlu, iyi ve güzel bir dünyaya götürmeye yardım etmiyorlarsa ilgi görmezler. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? A şıkkı insan iyi ve faydalı her şeyi okuduğu kitaplardan edinir. B şıkkı sanat eserleri herkeste yoğun duygular uyandırır. C şıkkı kitaplar okuyana farklı ve hoş bir hayatın kapılarını açarsa beğenilir. D şıkkı romanlar insanı gerçeklerle yüzleştirirse kalıcılığı yakalar. Verilen cümleye en yakın anlamdaki cümle C şıkkındaki cümledir. Doğru cevap C şıkkıdır. Altıncı soru. Boşluk aslında her ülkede böyledir. Çin'de kurutulmuş erişte, Amerika ve çevresinde kurutulmuş et, Hindistan'da kurutulmuş mango, yörenin bereketine göre gıdalar değişir ama saklama yöntemi hep aynıdır. Kurutma. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A şıkkı kurutulmuş gıda kültürü sadece bizim ülkemizde vardır. B şıkkı Biber, patlıcan gibi kurutulmuş gıdalar ülkemizde kışın kurtarıcımız olur. C şıkkı, kurutulması en çok tercih edilen gıdalar meyvelerdir. D şıkkı, gıdaları kurutmak için iklim şartları önemlidir. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına B şıkkındaki biber, patlıcan gibi kurutulmuş gıdalar ülkemizde kışın kurtarıcımız olur. Cümlesi getirilmelidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Birinci cümle şair duygularını zenginleştirmek için maceralı bir yolculuğa çıkmış. Evet burada amaç sonuç ilişkisi vardır. Duygularını zenginleştirmek için maceralı yolculuğa çıkmış. İkinci cümle tartışmaları tek bir sonuca bağlayamadan oturumu sonlandırdılar. Burada amaç sonuç ilişkisi yoktur. Üçüncü cümle o her zaman ayrıntıları düşünerek hareket ediyor. Burada da amaç sonuç ilişkisi yoktur. Dördüncü cümle biraz dinlenelim diye çalışmaya 20 dakika ara verdik. Evet çalışmaya 20 dakika ara verdik. Neden? Biraz dinlenelim diye. Burada da amaç sonuç ilişkisi vardır. Amaç sonuç ilişkisi olanlar 1 ve dördüncü cümle doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde imrenme anlamı vardır? A şıkkı bizim de şöyle bahçe içinde bir evimiz olsaydı. B şıkkı dalından koparıp yediğimiz meyveler çok lezzetliydi. C şıkkı acaba filmin sonunda iki kardeş birbirine kavuşabilecek mi? D şıkkı keşke göl kıyısına giderken oltamı da alsaydım. Evet imrenme anlamı olan cümle A şıkkındaki cümledir. Bizim de şöyle bahçe içinde bir evimiz olsaydı. Evet bahçe içerisindeki eve imrenme söz konusu doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmiştir? Birinci cümle kiralık konak romanında konak hayatının çöküşü ve yerini apartmanda sürdürülen yaşam tarzına bırakışı konu edilmiştir. Burada kişisel görüşe yer verilmemiştir. İkinci cümle romanda genç neslin geleneklere bağlı yetişmediği anlatılır. Burada da kişisel görüşe yer verilmemiştir. Üçüncü cümle eserde üç neslin çatışması vardır. Burada da kişisel görüşe yer verilmemiştir. Dördüncü cümle bu nesillerin yaşam tarzları bazı bölümlerin başına konan yeterli diyebileceğimiz özetlerle ve akıcı bir dille işlenmiştir. Evet bakın buradaki ifade yeterli diyebileceğimiz özetlerle ve akıcı bir dille. Bu ifadeler kişisel görüştür. Dolayısıyla dördüncü cümlede kişisel görüşe yer verilmiş doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru 13 Mayıs sabahında ana kamptan Everest zirvesine tırmanışa başladık. Buzulu rahat geçerek öğle saatlerine doğru ikinci kamp yerine vardık. Burada bir gün dinlendik ve 14 Mayıs akşamı üçüncü kampa ulaştık. Bulunduğumuz noktadan görünen Everest'in zirvesinde müthiş bir fırtına vardı. Zirvedeki karlar rüzgarın etkisiyle süpürülüp savruluyordu. Tüm yorgunluğumuza rağmen bölük pörçük bir uykuyla yetinmek zorunda kaldık. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A şıkkı Everest'in hava şartlarına buna değinilmiş. B şıkkı dağcıların fiziksel durumuna buna da değinilmiş. C şıkkı tırmanışın başlama zamanına buna da değinilmiş. D şıkkı kamp malzemelerine. Evet parçada kamp malzemelerine değinilmemiştir. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. İyi anımsıyorum. 2. sınıftaydım. Okulumuz 3 sınıflı ve tek öğretmenliydi. Beyaz yakalarımız, mavi önlüklerimiz vardı. Öğretmen düdüğünü öttürdü mü bez çantalarımızla doluşu verirdik sınıfa. Yaşlı, uzun boylu biriydi öğretmenimiz. Şunca yıl sonra bile o esmer yüzü, kurşun gibi bakışları gözümün önüne gelince heyecanlanırım. Bu parçayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Bu doğru değil. Anlatım birinci kişi ağzından yapılmış. 2. Benzetmeden yararlanılmıştır. Evet benzetmeden yararlanılmış. Kurşun gibi bakışları gözümün önüne gelince heyecanlanırım diyor. Bakın burada benzetme var. 3. Betimleyici ögelere yer verilmiştir. Evet, bu da doğrudur. Betimleyici ögelere yer verilmiş. 4. Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Hayır. Bu bilgi vermek amacıyla yazılmamıştır. Yargılardan 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Arapçada devenin renk çeşitlerini anlatan yüze yakın kelime vardır. Bunun sebebi Arapların hayatında devenin önemli bir yer tutmasıdır. Bizde ise devenin rengi ile ilgili deve tüyü şeklinde tek bir kelime vardır. Çünkü Türkler tarihleri boyunca deve ile haşır neşir olmayan bir millettir. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı toplumların yaşayışıyla dili arasında sıkı bir ilişki vardır. B şıkkı bir düşünce birden fazla sözcükle ifade edilebilir. C şıkkı Arapça ile Türkçenin dil bilgisi kuralları farklıdır. D şıkkı bir dilin niteliğini kelime sayısının çokluğu belirler. Evet parçada vurgulanan düşünce toplumların yaşayışıyla dil arasında sıkı bir ilişki vardır. Olmalıdır doğru cevap A şıkkıdır. 13. soru Konya'daki Karapınar Ovası doğanın baş yapıtlarından birini barındırır. Meke Gölü volkanik patlama sonucu meydana gelen kraterlerin suyla dolmasıyla oluşan bu gölün suları sürekli azalıyor. Dünyada bir eşi daha olmayan meke, bölgedeki sıcaklık ortalamalarının artması, eskisi kadar yağış almaması, kuraklığın ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle yakın zamanda çevresindeki çölün bir parçası haline gelecek. Bu parçaya göre meke gölünün suyunun azalma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı çevre kirliliği, B şıkkı iklim değişikliği, C şıkkı arazi yapısı, D şıkkı bilinçsiz su tüketimi. Mekke Gölü'nün suyunun azalma nedeni iklim değişikliğidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 14. soru. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Birinci cümle babam ısrarlarımıza dayanamaz kutu kutu boya getirirdi eve. İkinci cümle çocukluk hayalimi gerçekleştiremedim ama kahramanı ressam olan bir roman yazarak bu hevesimi giderdim. Üçüncü cümle, hiç unutmam çocukluğumda babamdan sürekli boya almasını isterdim. Dördüncü cümle, bu boyalarla yaptığım resimler beğenilince ressam olmaya heveslendim. Şimdi birinci sırada üçüncü cümle olmalıdır. Hiç unutmam çocukluğumda babamdan sürekli boya almasını isterdim. İkinci sırada birinci cümle olmalıdır. Babam ısrarıma dayanamaz, kutu kutu boya getirir deve. Üçüncü cümle, dört numaralı cümle olmalıdır. Bu boyalarla yaptığımız resimler beğenilince ressam olmaya heveslendim. Son olarak da ikinci cümle olmalıdır. Çocukluk hayalimi gerçekleştiremedim ama kahraman ressam olan bir roman yazarak bu hevesimi giderdim. Doğru sıralama 3, 1, 4, 2 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 1. Biruni, ünlü bilim insanı i̇bn Sina ile aynı dönemde yaşamasına rağmen çağının en büyük bilim adamı olarak nitelendirilirdi. Evet burada karşılaştırma var. Biruni ile i̇bn Sina karşılaştırılmış. 2. Kolomb'dan önce bugünkü Amerika'dan bahseden kişi oydu. Burada da Biruni Kolomb'la karşılaştırılmış. Üçüncü cümle aynı şekilde Newton'dan önce yer söz eden kişi de Biruni idi. Burada da Biruni Newton'la karşılaştırılmış. Dördüncü cümle kısaca Biruni yaşadığı çağın kendi adıyla anılmasını sağlayan bir dehaydı. Evet bu cümlede karşılaştırma yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 16. soru. Uzun, ince vücutlu bir gelincik yiyecek ambarına girmiş. Önüne gelen her yiyecekten yemiş, karnı iyice şişmiş. Ambar kapısının açıldığını duymuş. Ev sahibi yiyecek almak için ambara giriyormuş. Gelincik kaçmak istemiş. Girdiği delikten başını çıkarmış ama karnını geçirememiş. Kendi kendine bu kadar yemenin ne gereği vardı diye söylenmiş. Bu parçada aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur? A şıkkı yer, B şıkkı zaman, C şıkkı varlık kadrosu, D şıkkı olay. Evet, parçada yer, varlık kadrosu ve olay unsurları vardır. Zaman unsuru yoktur. Doğru cevap B şıkkıdır. 17. soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi söyleşi türünde bir metinden alınmıştır? A şıkkı. Elbette ki herkesin kişiliğine saygı duymalıyız ama söyler misiniz bana yalancı, iki yüzlü insanlara da mı saygı göstermeliyiz? Yok, bence o kadar da değil. Her şeyin bir ölçüsü olmalı. B şıkkı. Semiha Ayverdi Osmanlı İslam uygarlığına derinden bağlanmıştır. 1970'te A ile birlikte Kubbe 6 Cemiyetini kurmuştur. Romanlarının yanı sıra çeşitli inceleme eserleri de vermiştir. C şıkkı. Bugün iş yerinde hareketli saatler yaşandı. Benim hazırladığım satış raporu ortadan yok oldu verdi. Müdür geldi gelecek. Seferber oldu herkes raporu bulmak için. Meğer çaycı üzerinde çaydanlığı bıraktığı için görememişiz. D şıkkı Küçük bir sahil kasabasında gözlerimi açtım dünyaya. Üç çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak mutlu bir çocukluk döneminden sonra ilkokul yılları oldukça başarılı bir öğrenciydim. Öğretmenimin çabalarıyla kasabadaki ortaokula devam ettim. A şıkkı söyleşi türünde bir metinden alınmıştır. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru. Bu konuşmadaki kişilerden hangisi gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapmıştır? Onur, bugün üzerimde bir bitkinlik, bir halsizlik var ki hiç sormayın. Evet, burada bitkinlikle halsizlik aynı anlamdadır. Dolayısıyla gereksiz sözcük kullanılmış. Doğru cevap C şıkkı olacak. Özgür, bu kadar işten, antrenmandan sonra normal. Burada gereksiz sözcük kullanılmamıştır. Yusuf, yalnız bu gibi durumlarda beslenmene ve uyku düzenine dikkat etmelisin. Burada da gereksiz sözcük kullanımı yoktur. Kemal ben böyle bir tempoya dayanamam arkadaşlar. Burada da gereksiz sözcük kullanımı yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır. 19. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A şıkkı: Kitabımı hani şu üzerinde kedi resmi olanı bulamıyorum. Burada bir yanlışlık yoktur. B şıkkı: 2017-2018 futbol sezonu bizim için başarılı geçti. Burada da yanlışlık yoktur. C şıkkı: Üzerimize bir yaylar rüzgarı usul usul esmeye başladı. Burada yanlışlık vardır arkadaşlar. Usul usul ikilemesinin arasına kısa çizgi konulmamalıydı. Burada yanlışlık yapılmış. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı c, l, s ekleriyle yeni sözcükler türetilebilir. Burada da yanlış kullanım yoktur. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem zaman bildirilmemektedir? A şıkkı, NASA'nın uzay aracı Mars yüzeyinde araştırmalar yapıyor. 20. soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem zaman bildirmemektedir? A şıkkı, NASA'nın uzay aracı Mars yüzeyinde araştırmalar yapıyor. Buradaki eylem yapıyor. Yor eki, şimdiki zaman eki, zaman bildiriyor. B şıkkı, ülkeler alternatif enerji kaynaklarına daha çok önem vermeli. Burada eylem vermeli, burada zaman eki yok. Doğru cevap B şıkkıdır. C şıkkı hastalıkları ortadan kaldırabilmek için yeni aşılar geliştirilecek. Evet. Burada ecek eki var. Gelecek zaman eki. Burada da eylem zaman bildirmiş. D şıkkı televizyonda 15 Temmuz destanı ile ilgili bir belgesel yayınlandı. Evet. Burada da eylem yayınlandı. Buradaki d eki de geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla eylem zaman bildirmektedir. Zaman bildirmeyen vermeli eylemidir. Doğru cevap B şıkkıdır. 21. soru. Bu parçadaki numaralanmış eylemlerden hangileri yapıca basittir? Sabahın ayazı insanın yanaklarını kesiyor bir cam gibi. Parmak uçlarını hissizleştiriyor. İnsan hemen sıcak bir köşeye kaçıyor o zaman. Bir süre sonra parmaklarındaki hissizlik kayboluyor. Şimdi kelimeleri sırasıyla bakalım. Evet yapım eki alan kelimeler arkadaşlar basit kelimeler değildir. Birinci kelimemiz kesiyor. Şimdi bunun kökü kesmek arkadaşlar. Yor eki ise çekim ekidir. Yapım eki değildir. Dolayısıyla bir numaralı kelime e, basit yapıda bir kelimedir. İkinci kelimemize bakalım. Hissizleştiriyor. Bu kelimenin kökü histir arkadaşlar. Bakın hissizleştiriyor. Burada yapım eki almış. Dolayısıyla bu bileşik bir fiildir arkadaşlar. Geçelim üçüncüye. Kaçıyor. Bu da kaçmak. Yor eki almış. Bu da çekim ekidir. Yapım eki değildir. Dolayısıyla bu da basit yapıda bir kelimedir. E, dördüncü kelime kayboluyor. Kaybolmaktan kayboluyor olmuş. Bu bileşik bir e, fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla e, basit yapıda olanlar 1 ve 3'tür. Doğru cevap A şıkkıdır. 22. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf cümleye yer yön anlamı katmıştır? Şıkkı balıkçı kayın küreklerini yavaşça çekiyordu. Çekiyordu nasıl? Yavaşça. Arkadaşlar burada yer yön anlamı katmamış. B şıkkı. Tiyatrodan sonra güzel bir yemek yeriz. Evet yeriz. Nasıl bir yemek? Güzel bir yemek. Burada da yer yön anlamı katmamış. C şıkkı bu soru karşısında biraz bocaladı. Ne kadar bocaladı? Biraz bocaladı. Bakın burada da arkadaşlar miktar zarfı var. Yani yer yön zarfı yok. D şıkkı iki kardeş saman balyalarını içeri taşıdı. Taşıdı. Nereye taşıdı? İçeri taşıdı. Bakın yer yön anlamı var. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevaptır. 23. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş bildiren bir fiil vardır? Şimdi oluş bildiren fiiller kendiliğinden meydana gelenlerdir. Yani insanların herhangi bir katkısı olmadan kendi kendine olan fiillerdir. A şıkkı ilk yağmurlardan sonra toprak yeşermişti. Yeşermişti fiilimiz. Arkadaşlar bu kendi kendine olduğu için burada oluş bildiren fiil vardır. Doğru cevap A şıkkı olacak. B şıkkı her gün o kadar yolu bisikletle gidiyor. Evet gidiyor fiilimiz. Bu arkadaşlar bir durum fiilidir. Oluş fiili değildir. C şıkkı ıslak mendille çocuğun ellerini sildi babası. Evet sildi burada da yüklemimiz. Şimdi e, bu iş fiilidir. D şıkkı takvim yapraklarını sabırsızlıkla koparıyordu. Koparıyordu. Bu da gene iş fiilidir. Oluş fiili olan A şıkkındaki doğru cevap A şıkkıdır. 24. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? A şıkkı hala okumadıysan Küçük Prens adlı kitabı okumanı öneririm. Burada herhangi bir yanlış yoktur. B şıkkı yarın akşamki söyleşiye B şıkı yarın akşamki söyleşiye Semra Hanım da katılacakmış. Evet, burada da büyük harflerin kullanımıyla ilgili herhangi bir yanlışlık yoktur. C şıkkı haftaya burada Doğa ve İnsan isimli bir resim sergisi açılacak. Evet, buradaki Doğa ve İnsan'ın arkadaşlar baş harflerinin büyük olması gerekiyordu çünkü özel isimdir. Burada yanlışlık yapılmış. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkı Kermesimiz Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Burada da herhangi bir yanlışlık yoktur. 25. soru. İşte bal arısının süper özellikleri. 2 kilometreden balın kokusunu alabilen, rüzgarın hızını ve hava sıcaklığını algılayabilen duyargalar. İnsandan 10 kat üstün özelliğe sahip 360 derece görebilen gözler. Vücut ağırlığının 330 katını taşıyabilecek kuvvet. Pusula özelliği taşıyan kristaller. Serinletici özelliğe sahip kanatlar. Bu görsele göre bal arıları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A şıkkı. Vücutlarındaki kristaller yön bulmalarını sağlar. Evet. Pusula özelliği taşıyan kristaller bu doğrudur. Pusula e, yön bulmaya yarar. B şıkkı. Kanatları sayesinde çok hızlı uçar. Bu yanlıştır arkadaşlar. Şimdi bu bilgiye ulaşılamaz. Kanatları serinletici özelliğe sahiptir. Kanatları sayesinde çok hızlı uçar bilgisini bu metinden çıkaramayız. C şıkkı. Gözlerinin görüş açısı çok geniştir. Evet 360 derece görebilen gözleri varmış. Bu da çıkarılabilir. D şıkkı çok hassas duyargalara sahiptir. 2 kilometreden balık kokusunu alabilen, rüzgarın hızını ve hava sıcaklığını algılayabilen duyargalar. Bu yargıya da ulaşılabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. <laughs>